Evet, Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacaklarını, ilan etmeyeceklerini duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi'ne ziyarete gideceğini açıkladı. Diğer yandan partiler, ittifaklar seçim beyannamelerini hazırlıyor. Nisan ayında artık kampanya süreciyle seçim yoğunluğu, açıklamalar, vaatler ortaya çıkacak. Konuklarımla şimdi konuşacağız. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı ve hukukçu Pınar Hacı Bektaşoğlu konuklarım. Pınar Hanım hoş geldiniz, Orhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Pınar Hanım, merhabalar. Sizle başlayayım. HDP'nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın açıktan bir destek ya da dolaylı bir destek açıklayıp açıklamayacağı merak ediliyordu. Aday çıkarıp çıkarmayacağı konusu da az önce netleşti. Pervin Buldan, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek cümlesini kurmadı. Ancak tek adam iktidarına karşı bir vurgu yaparak tarihi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz dedi ve aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz diye açıkladı. Şimdi zaten bu hem ittifaklarla ilgili durum netleşiyor, hem adaylar ve listeler netleşiyor ve bu seçime nasıl bir tabloda gideceğimiz de ortaya çıkmaya başladı. HDP'nin aday çıkarmamasının denklemi nasıl değiştireceğini zaten bir olasılık olarak uzun zamandır konuşuyoruz. Şimdi resmileştiğine göre durum seçmene ve seçime nasıl yansıyacak? Tabii yani başından beri Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olan AK Parti ve MHP'nin ve Büyük Birlik Partisi'nin tek aday üzerinden Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı destek noktasında herhangi bir şey yoktu, belirsizlik yoktu. Ancak Millet İttifakı kendi içinde bir yıllık süre zarfında çok gelgitleri oldu. Bu gelgitlerin en önemli kırılma anlarından biri HDP'nin bir iki ay önce yapmış olduğu açıklamaydı. Neydi o açıklama? HDP, Millet İttifakı'nın HDP'nin kendi ilkeler metni olan 11 maddelik ilkeler metni noktasında olsun, Kürt meselesinde olsun ve Millet İttifakı'nın özellikle İyi Parti üzerinden yüksek sesle HDP'ye yönelik, HDP'nin PKK uzantısı olduğuna yönelik söylemlerinin vermiş olduğu rahatsızlık neticesinde Mithat Sancar özellikle bu şekilde bize yapılan yaklaşımlar, HDP'yi yok saymalar, ötekileştirme, masanın dışında hiç yokmuş gibi hareket etme, biz kendi adayımızı çıkaracağız. Ve bunu en kuvvetli bir şekilde de söyleyen Kars mitinginde yanılmıyorsam ya da toplantısında Pervin Buldan'dı. Pervin Buldan'ın biz kendi adayımızı her ne olursa olsun çıkartacağız söylemiydi. Tabii bunlar masada özellikle yok gibi sayılan ya da yokmuş gibi davranılan HDP'nin masaya belli bir noktada ağırlığını hissettirmesini sağladı. Ve bu ağırlık altında İyi Parti özellikle çok büyük bir rahatsızlık duymuştu. Ve en nihayetinde İyi Parti'nin masadan kalkması, tekrar geri gelmesi, bütün bunlar, ben şöyle bakıyorum Serap Hanım, Kemal Kılıçdaroğlu masada tek bir düzenleyici olarak, belirleyici olarak ağırlığını çok net bir şekilde koydu şu son bir ay içerisinde. Ve başından beri İstanbul seçimlerinden itibaren HDP ile zımniyi de geçen, yani her ne kadar kendileri zımniyi kabul etmiyor bile olsalar, zımniyi geçen ve artık dile getirilen bir ittifak vardı. Bir gizli ittifak ama açığa çıkan bir ittifak vardı. Kemal Bey dün HDP'yi ziyaretinde zaten istedikleri HDP'nin aday çıkartmamasıydı. HDP'nin aday çıkartmaması seçimi kendilerince yaptıkları matematikte birinci turda almak gibi bir netice yaratacaktı. Ancak şu var, ben HDP ile yapılan toplantının sadece mecliste yapılmış olması ve Kürt meselesinin parlamentoda çözümü gibi iki tane soyut ve çok fazla HDP'nin programına, parti programına, ilkeler metnine, 11 maddelik 2021 yılında ilan ettikleri o ilkeler metnindeki 11. maddeyle nasıl bir çözüm olabileceğini çok anlamış değilim. Yani evet, Kürt meselesini siz parlamentoda siyasi siyasetin gölgesi altında, silahın değil siyasetin gölgesi altında çözmeyi öneriyorsunuz. Hep bunu söylüyorsunuz ve bunun adresi meclistir diyorsunuz ama
ondan sonra parantezin içini dolduramadıkları bir yer var. O yer yine çok flu ama anladığımız kadarıyla şu an HDP... Yani şunu mu demeye çalışıyorsunuz? Bu o tutum, 11 maddelik tutum belgesi mecliste tartışılamayacak bir içerikte mi diyorsunuz? Nasıl mecliste bunun üzerine bir çözüm aranacak mı diyorsunuz? Tam kastettiğiniz fluluk nedir? Her fikir, her metin, her sözlü ifade, düşünce hürriyeti kapsamında her yerde konuşulur. Şiddet önermediği sürece, üniter yapıyı bozmadığı sürece her yerde her türlü konuşulur. Ancak şu var, artık Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı belli ortaklıklar kurdukları zaman bu ortaklarla ekonomi olsun, dış politika olsun, iç politika olsun, kimlikler meselesi olsun, bu meselelerde artık net olarak sorunun ne olduğu ve çözümün ne olduğu konusunda bir şeyler söylüyor olmaları gerekiyor. 11. madde evet Kürt meselesine demokratik çözüm yolları ve önerileri başlığı taşıyor. Ancak demokratik çözüm önerileri başlığı altında demokrasiden kastınız nedir? Nereye kadar sınırınız? Anayasanın 66. maddesine yaklaşımınız ya da anayasada farklı farklı konuların, kimlik meselelerinin ele alınma biçimleri, bütün bunlara ilişkin ne diyorsunuzu açmış olmaları ve açmaları gerekir. Bu noktada yine bana göre şu an Millet İttifakı içinde HDP seçimi alalım, Erdoğan'sız döneme geçelim. Ondan sonrasını hani kervanı yolda dizelim mantığıyla hareket ediliyor. Ha bu konuda HDP seçmeni çok partinin yani partisiyle bütünleşik bir hareket içinde olan seçmen kitlesi. Büyük %99'u bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'na evet oyunu verecektir. Yani %90'ı diyelim veya %80'i büyük bir çoğunluğu her neyse %70 de olabilir ancak burada HDP seçmeni parti mensubiyeti çok güçlü olan bir seçmen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönem açıklamaları HDP politikalarını en azından masada konuşmayı düşünürüm diyen bir noktada bu yönüyle elbette şu an birinci yani turun seçimin birinci turuna etkisi farklı olacaktır. Ancak İYİ Parti'nin burada özellikle rahatsızlığı çok önemli. Ben şunu düşünüyordum esasen İYİ Parti'yi rahatlatacak olan şey HDP'nin aday çıkartmasıydı. Eğer HDP aday çıkartsaydı İYİ Parti açısından milliyetçi seçmene onlar ayrı biz ayrı noktası olurdu. Yine HDP seçmeni 2016'da olduğu gibi 2019'da olduğu gibi çok özür diliyorum. Olduğu gibi yine tercihini yapardı. Ancak burada şimdi bir kül olarak HDP seçmeninin Millet İttifakı'na akışını sağlamış oldular. Orhan Bey, sizin getirdiğiniz yerden ben sorayım. Eğer aday çıkarsaydı İYİ Parti ve İYİ Parti seçmenini rahatlatırdı dedi Pınar Hanım. Şimdi böyle terazinin kefelerine sadece aritmetik olarak yani siyasi, ideolojik tarafından değil de bir aritmetik olarak koyduğumuzda seçimin ilk turdaki sonucuna HDP'nin aday çıkarmaması mı, aday çıkarması mı Millet İttifakı lehine bir sonuç, olumlu sonuç yaratır? Yani bugün HDP'nin aday çıkarmayacak olmasını İYİ Parti seçmeni sizce nasıl karşılıyor ve bu demokratik çözüm, mecliste çözüme ilişkin bir fululuk var dedi Pınar Hanım. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Bence İYİ Parti seçmeni çok iyi karşılıyor. Yani HDP'nin ve Özgürlük ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir aday çıkarmaması konusunda ben bunu İYİ Parti'nin olumsuz bakacağını sanmıyorum. Bu işi ilk turda bitirme amacına yönelik zaten İYİ Parti'nin bir görüşleri var burada. Burada İYİ Parti'nin seçmeni konusunda çok da fazla böyle hayale kapılmamak lazım. Milliyetçi seçmen diyoruz ama daha çok İYİ Parti'nin büyük seçmen kitlesi aslında eski merkez sağ partilerinin ve hepsi de AKP'nin bu iktidar değişimine odaklanmış bir vaziyette. İYİ Parti'de İYİ Parti'nin Meral Hanım'ın daha doğrusu önceki ay biz çekiliyoruz şeklindeki
Deveci de büyük tepki çekmiştir seçmen arasında ve seçmende de bayağı bir akış olmuştur başka partilere karşı. Bu anket sonuçlarında görüyoruz. Yani şimdi İYİ Parti yeniden bunları toparlama hedefinde toparlıyor da zaten, toparlar da. Burada İYİ Parti'nin seçmeninin HDP aday çıkartmıyor. Dolayısıyla böyle biz onlar böyle bir bizi destekleyecek, biz desteklemesini istemiyoruz, böyle bir şey olamaz şeklinde bir görüşle partisinden ve Millet İttifakı'ndan oyunu çekeceğini düşünmek hayal bir şey. Yani seçim öyle olmuyor bu işler. Çok farklı bir ortamda yaşıyoruz. Buradaki Millet İttifakı'nın hedefi zaten iktidarı değiştirmek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek. Bunun da belgesini zaten Yüksek Seçim Kurulu'na da sundular. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiler. Bu çerçeveden meseleye bakmak lazım. Sorun çıkar mı? Onu ben bilemem. Sorun yani HDP ittifak partisi değil. HDP dışarıdan kendi yararını gördüğü için iktidarın değişimine dışarıdan destek verecektir. Nedir bu yarar Orhan Bey? Çünkü buna ilişkin pek çok yorum yapılıyor. Kendi yararını görmekten neyi kastediyorsunuz? Ben şunu kastediyorum. HDP'nin eski eş başkanı hukuksuz bir şekilde 6 yıldır içeride tutuluyor, bir. İkincisi, HDP'nin neredeyse hiçbir ilde ve ilçede belediyesi kalmamış. Hepsine kayyum atanmış durumdadır. Hemen hepsine kayyum atanmıştır. HDP'nin yasal bir parti olarak mücadele etmesine engeller çıkartılmaktadır. HDP'nin seçmenin iradesi yok sayılmaktadır. Böyle bir sürü şey sayılabilir. Buradaki hatta şimdi bir Anayasa Mahkemesi HDP'nin yasaklanması mı yasaklanmaması mı konusunda tam da seçimleri giderken bir karar vermek durumundadır ve HDP çok komik bir durum. Yani Türkiye'de demokrasiden ne kadar bahsedebileceğimiz konusunda da bir nişandır bu. Bir parti acaba seçime girebilecek mi? Eğer HDP olarak seçime girerse, adaylarını açıklarsa son anda Anayasa Mahkemesi'nin bir yasaklama kararıyla birdenbire bütün seçmenleri, bütün adayları ve parti seçim dışında mı kalacak şeklinde bir korku ortaya çıkmıştır. Böyle bir ülke olabilir mi? Şimdi bu bakımdan zaten Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı da biraz şüphe uyandırmıştır. Yani HDP bu sözlü savunmayı 3 ay geride bırakalım şeklinde bir dilekte bulunmuş, başvuruda bulunmuş ve Anayasa Mahkemesi bunu reddetmiştir. Bir ay erteledi ama daha sonra ikinci bir talep vardı, onu ertelemedi bugün aldığı kararla. Yani evet, şimdi buradaki dolayısıyla HDP belki de yeni bir parti, biliyorsunuz Yeşil Birlik Partisi sanıyorum adı, Yeşil Sol. Belki de o parti çatısı altında adaylarını gösterecektir. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi bunlar HDP... Evet, bağlantı böyle zaman zaman gidiyor ne yazık ki. Ben Pınar Hanım'a döneyim, yani hukuki sürece vurgu yaptığı için aynı zamanda. Geldi mi Orhan Bey'in sesi? Evet, buyurun Orhan Bey, sesiniz bir gitti. Şu anda da evet dinliyorum şimdi. Geldi, son cümlenizi bir tamam tekrar edin isterseniz orada, çünkü evet. Sesiniz gitti. HDP dediniz, evet. Orada gitti. Şimdi HDP dolayısıyla HDP'nin üzerinde sürekli olarak bir demokrasi kılıcı sallanıyor burada. Yani şunları söyledik. Bütün kayyum atandı belediyelerine. Evet. Gidip geliyor. Onu bir tekrar edelim. Pınar Hanım, kayyumla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da HDP'ye yaptığı ziyaretteki açıklamasında ifadeleri var. Kayyum atanmasının hukuksuz olduğu. Mutabakat metninde de yazmışlardı. Yani yargı kararı netleşmiş, aklanmış olan belediye başkanlarının yerine tekrar, yani kayyum atanmasının eğer Millet İttifakı kazanırsa bu uygulamanın sona erdirileceği yönünde. Selahattin Demirtaş'la ilgili durumu söyledi. Yani bundan sonra Millet İttifakı kazanırsa bu yeni bir bu
bu konulara ilişkin yeni bir süreç mi başlayacak? Aslında sorulan soru da bu. Hukukçu olarak sizin yorumunuzu da sormak isterim buna ilişkin. Şimdi Serap Hanım, son bir yılın Kemal Kılıçdaroğlu'yla son 13 yılın, 12 yılın daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'su arasında çok fark var. Aslında Selahattin Demirtaş'ın hapishane süreci, dokunulmazlıklar meselesi noktasında değerlendirecek olursak, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Evet, internet bizim yayınımızı biraz zorlaştırıyor bugün. Pınar Hanım'ın olduğu yerde de gitti. O arada bakalım Orhan Bursalı'da var mı bir ses? Hemen arkadaşlarıma sorayım. Evet, sıcak gelişmeler var tabii. Artık seçim sürecine girdik. Bugün HDP'nin içinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacağını açıkladı. Bunun üzerine konuşuyoruz. İttifaklar arasındaki denge ve seçmen eğilimleri nasıl olur diye. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'yi, Memleket Partisi'ne bir ziyaret yapacağını, Muharrem İnce'yi ziyaret edeceğini de açıkladı. Oradaki gelişme de merak ediliyor. Çünkü bu seçimin ikinci tura kalıp kalmaması adayların alacağı oy oranlarıyla da şekillenecek gibi görünüyor. İnşallah Orhan Bey gelmişsiniz tekrar. İnşallah bu sefer kesilmez. Bakalım İnşallah. Deneyelim tamamlayabilecek miyiz sağ salim. Buyurun. Sizle ilgili bir şey değil. Bu teknik bir şey tabii. Buyurun. HDP'nin siyaset yapma alanı çok daraldı. Dedik ki işte kayyum atandı belediyelerine. Eski başkanları 6 yıl hukuksuz bir şekilde içeride tutuluyor. Ve partinin tepesinde kapatılmanın demokrasinin kılıcı gibi duruyor orada ve bu seçime katılıp katılamayacağı konusunda bile yoğun şüpheler var. Yani bu böyle bir ortamda AKP rejimi altında niye siyaset yapmak istesin? Dolayısıyla baktığımız zaman HDP'nin bunların yaşanmayacağı bir daha demokrasi ve özgürlük ortamında siyaset yapmasının yolunu açar diye gördüğü Millet İttifakı rejimi altında veyahut da genişletilmiş parlamenter rejimi altında varlığını daha rahat sürdüreceğini gördüğü için de dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun hatta aldığı bu kararla ilk oylamada başkan seçilmesine destek veriyor. Çok anlaşılır nedenler bunlar. Evet, aslında kısacık sorayım Pınar Hanım diğer başlıklara geçmek için. Orhan Bursalı diyor ki bundan sonrasından çok şu an mevcut duruma ilişkin bir tepki. Yani bu durumda, bu şartlarda siyaset yapmayı neden tercih etsin? Yani böyle devam etmek istemediğini gördüğü için Millet İttifakı'nı destekliyor HDP dedi. Ne dersiniz? Tam orada sözüm tamamlayamadım. Tamamlayın lütfen. Şimdi, tabii. Şöyle. Aslında bugünkü siyasetin kendi içindeki bu çıkmazlarının sebabıyla, günahıyla yine aktörleri şu an kendileri yine bunu çözmek üzerine kendilerine bir rol kesiyor, rol biçiyorlar. Yani Kemal Bey bunu şöyle değerlendiriyor. Ben Kürt meselesine ilişkin bugüne kadarki bütün sorunlardan ari bir kişiyim ve ben çözeceğim. Oysa Selahattin Demirtaş Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlıklar kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliği 21. madde gündeme geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Kürt meselesine karşı kendi işlerindeki o ulusal damar, o aşırı kendilerini Kemalist Atatürkçü nitelendiren damardan korktukları için Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üretme noktasında bir cesaret gösteremedikleri için Kemal Bey o zaman şöyle demişti. Biz eğer dokunulmazlıkların kaldırılmasına oyu verirsek bizim HDP ile olan yakınlaşmamız nedeniyle çok zor durumda kalırız. Şimdi bırakın Kürt meselesi, anayasal değişiklikle ilgili bir maddede bile daha 3-4 sene önce Kürt meselesine yaklaşmayı, dokunmayı, konuşmayı bile büyük bir handikap gören Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün HDP'nin bütün dile getirdiği kendine göre sorunlar bütününü çözmek üzere müthiş bir liman olduğunu söylemesi ne kadar inandırıcı, ne kadar samimi, bunu kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Ancak bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin
bir sürü, hani bagaj kelimesini sevmiyorum ama Kemal Bey'in kendi genel başkanlığının üzerinden Türkiye'nin temel meselelerini çözme noktasında bir garantörlüğünü kamuoyu ve Kürt seçmen, daha doğrusu, nasıl alır, nasıl karşılar, Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu pozisyon, bütün bunlar yargı içinde verilen kararları ne kadar değiştirebilir, bu da tartışma konusu. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası, bugün Millet İttifakı, de seçim 14 Mayıs, Tayyip Erdoğan'ı ve tabii Tayyip Erdoğan'la beraber AK Parti iktidarına son vermek adına, altını dolduralım doldurmayalım hiç önemli değil, yeter ki bunu yapalım ve bunun için kimle dirsek teması kurmamız gerekiyorsa kuralım noktasındalar. Bence burada HDP aslında bunun kendilerinin kendi ideoloji ve felsefeleri ve talepleri açısından çözüm olmadığını kendileri de biliyor. Ancak gerçekten burada hak teslimini ben yapan biri olarak söylüyorum. Kürt meselesini dert ediniyorlarsa Tayyip Erdoğan'ın son 20 yılda bırakın cesaretin, yani kendilerinin şu an gösterdiği cesaret ve cevvalliğin 100 katını göstererek bir çözüm üretmiş Tayyip Erdoğan'ın yanında, onun geçmiş pratiklerinin yanında HDP'nin içinde bulunduğu pozisyon ve diğer pozisyonları da değerlendirecektir seçmen. Yani bugün HDP'nin aday çıkartmayacağız demesi, seçmenin, Kürt seçmenin bu konuda kesin kanat tamamının Kemal Bey ve Tayyip Erdoğan arasında kesinlikle Kemal Bey olacağını göstermemektedir bu nedenle. Burada zaten HDP seçmeni üzerinden tabii değerlendiriliyor. Yani bölgedeki tüm seçmenler üzerinden değil. Ya orada HDP AK Parti'nin de kayda değer bir oyu olduğu da biliniyor. İstanbul metropollerde olan HDP seçmeni daha seküler, daha liberal, daha dünyayla kendini entegre etmiş bir seçmen olabilir. Ancak burada gövdede yer alan Kürt seçmeni için Kürt meselesinde, 100 yıllık Kürt meselesinde Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu adımlar, açılımlar, kazanımlar bir teraziye konulduğunda Kemal Bey mi, Tayyip Erdoğan mı? Ben bugüne kadar her programda bunu söyledim. Kürt seçmeni bu anlamda Tayyip Erdoğan'ın hakkını teslim etmekten imtina etmeyecek kadar vefalı bir seçmen. Peki. Ben şimdi aslında Muharrem İnce ve diğer adaylar konusuna geçmeden yine de Orhan Bey'e sizin ifadeleriniz üzerine sormak istiyorum. Böyle bir samimiyet sorunu var mı Millet İttifakı'nın? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gösterilen cesareti 20 katını gösterdi bu sorunun çözülmesi için. Bunun da hakkını teslim eder Kürt seçmen, evet, diyor Pınar Hanım. Gelinen noktada bakıyoruz ki Kürt seçmeninin partisi HDP'yi tamamen saf dışı bırakmaya yönelik bir siyasal, demokrasinin olmadığı bir siyasal ortam yaratılmıştı HDP. Bunu görmüyor mu seçmeni, Kürt seçmeni? Allah aşkına, yani başkanları içeride duruyor, müstakbel başkanları, eski ve bence gelecekteki müstakbel başkanları içeride tutuluyor. 6-7 bütün bunları görmüyor mu? Yani Kürt seçmen ne diyecek burada? Çok şaşıyorum bu açıklamalara. Ayrıca da Kılıçdaroğlu çözüm süreci içinde bile aynı tavrı göstermişti. Hatırlayalım, Kürt meselesinin çözümü meclistedir demişti. Bugün de aynı şeyi söylüyor. Yani bunun ötesinde HDP'de herhangi bir pazarlık veya pazarlığa oturmuş değil. Öyle bir pazarlık olduğunda hiç görmedik ve duymadık. Buradaki Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda HDP'de mecliste mutlaka kendi çözümlerini vesaire falan dile getirecektir. Ve bu tartışılacaktır aynı zamanda. Dolayısıyla burada peşinden bir şeyler söylemek yanlış. Yani ters şeyler söylemek yanlış. Bırakın HDP'nin seçmen ne yapacağını biliyor aslında. Yani HDP'nin şimdi kalkıp da bugünkü HDP'li seçmenin kalkıp da bugün HDP'yi tamamen oyun dışına iten bir iktidara destek vermesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın destek vermesi
bence hiç beklenmeyecek bir olaydır diye düşünüyorum. Peki. Yani şimdi Serap Hanım, burada bir ben şerh koymak isterim. Şimdi tabii. Şöyle, hangi HDP'den bahsediyoruz? Yani radikal Türk soluna kendini teslim etmiş, Kandil'in gölgesinden bir türlü çıkmayan, yani kendi içindeki güvercinleri bile neredeyse Şahinlerin güvercinleri böyle kıyma uğrattığı bir HDP'nin son pratiklerinin yargı içinde hatalar olur. Ben yargı içindeki hataların olmadığını söyleyecek bir hukukçu değilim. Ancak HDP'nin bugün bu çok parçalı, çok farklı fraksiyonları taşıyan HDP'nin de aslında kendi kimlik problemini halen canlı tutan bir HDP seçmeninin tamamının böyle iltifatlarına mazhar olmuş bir HDP'den de bahsetmiyoruz ki. Yani bugün HDP seçmenine oturup konuşturursanız %70'i de der ki bu HDP'nin yatacak yeri yok. Türk solu, radikal Türk soluyla bizim ne işimiz var? Dindar Müslüman olan bir Kürt toplumunda bu kadar din karşıtlığı üzerinden bir söylemi geliştirmeye çalışan sol sosyalist işte uçlarda bir HDP'nin temsiliyetiyle problemim var der bu seçmen. Yani bugün sizin söylediğinizi 100 katını da söyleyen bir HDP seçmeni var. Benim yaptığım itirazın 100 katını kendi partisine yönelten bir HDP seçmeni var. Bilinçli bir seçmen bu. Ancak bugün milliyetçiliğin Kürt milliyetçiliğiyle Türk milliyetçiliğini yarıştırmak isteyenlerin istediği bir alan yaratıldı ve bu alanın içinde İnsanlar bir taraftan milliyetçilik duyguları kabartıldığı için bu hatalar değil, bunlar büyük kusurlar ve büyük kusurları görmüyorlar. Yani HDP'nin bugün gerçekten hani şöyle söylemek lazım, Türk-Kürt toplumu da heterojen bir toplum değil. Farklılıkları var, muhafazakarı var, sekülerleri var, liberali var, çok çok radikali var ama hepsinin bir bütün olarak asıl istediği Kürt meselesiyle ilgili bugün HDP'nin ortaya koyduğu ne ilkeler, ne programlar, ne Kandil'le olan temas, ne radikal gruplarla olan temas. Onların istediği bu değil zaten. Peki. Ama o seçmeni kimlik üzerinden kışkırtıldığı zaman her şeyi bir tarafa bırakıp bu şekilde tercihte bulunuyor. Ama bu Anladığım kadarıyla AKP meydanlarda HDP'li seçmene bunlar senin için çalışmaz, yalan söylüyorlar, asla Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin, HDP'ye baş kaldırın, onlar kötüdür vesaire şeklinde bir propaganda sürdürecek. Onu görüyorum. Yani ben Kürt seçmen hem bir taraftan %90'ı tamamen HDP'nin doğrultusunda kararlarını verir diyeceğiz. Hem de bu şekilde davranacağız. Bunlar siyaset olarak büyük çelişkileri içeren ifadeler evet. diye düşünüyorum. Burada bırakalım da insanlar istedikleri gibi oy kullansınlar. Orhan Bey, Türkiye'de toplum meseleleri böyle kağıttan veya işte oturduğumuz mahalleden bakarak analiz edemeyiz. Yani bugün Kürtlerin meselesini getirip sadece HDP'nin bagajı gibi göstermek en büyük yanlış. Çünkü HDP'nin bugün Kürtleri temsiliyet noktasında bırakın kendi oy vereninin bile duygularından arı bir şeyi var, hareketi var, kararları var, eylemleri var, icraatları var. Yani bugün partiler kendi kitlelerinin asgari düzeyde en azından beklentilerine veya duygularına aracılık ederler. Ama bugün HDP seçmeni, evet parti mensubiyeti çok güçlüdür ancak HDP'nin parti mensubiyeti çok güçlü olan kendi kitlesinin duyguları, hedefleri, amaçları noktasında yaptıkları hareketler, pratikler, kararlar emin olun
diğer partilere göre çok daha büyük bir makasa sahip. Pınar Hanım, bir 7-8 dakikamız kaldı. Şöyle 3'er 4'er dakikayla ikinize de sormak isterim. Orhan Bey'e geleyim hemen. Şimdi Muharrem İnce dün Habertürk'teki yayındaydı ve yani şu ikinci tura kalıp kalmama, çekilmeme konularıyla ilgili net açıklamalar yaptı. Orhan Bey, açıklamaları nasıl buldunuz? Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi'ni ziyaret edeceğini açıkladı. Bu neyi değiştirir? Bekir Ardır da şöyle diyor. Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Fatih Erbakan, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce. Yani üçünün oy oranının %5-7'lere çıkabileceği, böyle bir potansiyeli olduğu, net bir anket üzerinden değil ama bir yorum değerlendirmesi yapıyor. Bu da seçimin ikinci tura kalmasına yol açabilir diye de konuşuyoruz. Buyurun. Zaten son ankete baktığımız zaman önümde bir anket var. Şimdi burada özellikle de Kemal Özkara'nın başkanı olduğu anket. Burada son yapılan bir anket bu. Tabii ki bunların hepsi tartışılır. Yani hep %3 yanılma payıyla hep bunlar bildirilir. Bir baktığımız zaman buradaki Muharrem İnce'nin de oy oranı 2.9 gibi gözüküyor şu aşamada. Ben şunu düşünüyorum. Muharrem İnce'ye destek veren bir sürü Cumhuriyet Halk Partili var. Gerçekten de çalışan Cumhuriyet Halk Partili var. Parti teşkilatları var. Beni yalnız bıraktılar şeklinde açıklaması konusunda ne düşünüyorlar onu doğrusu tam da bilmiyorum. Parti çalıştı. Çalışmayan da olabilir. Yani fakat parti çalıştı. Gerçekten de çok çalıştı. İstanbul'u ben biliyorum. İstanbul'da mitingine gittim. İstanbul'daki örgütlenmesini ben gördüm. Hı hı. Çok net bir şekilde gerçekten de parti büyük çoğunluk olarak söylüyorum. Hı hı. İnce'nin adaylığının arkasında idi. İnce zaten o seçimde kazanması zaten söz konusu değildi. Yani öyle bir şey ben hiç beklenti içinde olmadım. İnce'nin Cumhurbaşkanlığını alabileceği konusunda. Farklı bir şey bu. Ama İnce %30 küsur, %30.5 kadar bir oy aldı. Ve bunlar bütün Cumhuriyet Halk Partilerinin oyunu aldı. Artı işte %5 kadar da İnce'ye dışarıdan oy attı. Şubeye bu şekilde oy attı. Olan budur orada. Şimdi durum çok daha farklı bir duruma geldi. İnce'nin ben %30 gibi bir oy alırım demesine bakıyorum da demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin mi hepsinin oyunu alacak veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kısmını oy alacak ama ben esas AKP'den oy alacağım diyor. %30 gibi böyle bir orandan bahsederken AKP'den Cumhuriyet Halk Partisi AKP'den oy alamıyor ama ben AKP'den oy alıyorum diyecek. Yani şu mu var bunun arkasında? İnce AKP'yi aslında tamamen ikinci turun dışında bırakacak. İkinci aday Kılıçdaroğlu bile kendisi ikinci tura kalacak ve yarışma o noktada olacak. Şimdi böyle bir senaryoda birdenbire İnce'nin söylediklerinden üretmek mümkün. Yani İnce biraz büyük konuşuyor. Büyük kendini Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan eden insanların büyük konuşması da doğaldır. Bu konuda bir şey söyleyemem ama gerçeklerle, olgularla bütünleştiğini ben hiçbir zaman söyleyemem burada. Şimdi bu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın HDP dahil olmak üzere aday çıkarmaması aslında ilk oylamada, ilk turda Kılıçdaroğlu'nun seçilme olasılığını çok büyük ölçüde arttırdı. Şimdi bunun aslında İnce seçmeni üzerinde, İnce'ye oy verecek seçmen üzerinde de İnce açısından olumsuz bir yönü olacağını ben düşünüyorum. Yani o zaman madem böyle büyük bir olasılık ortaya çıktı ilk turda bu seçimi bitirmek, yani İnce'nin İnce'ye oy verecek seçmenlerin de başlıca dertlerinin zaten İnce de onu söylüyor. Bu iktidardan kurtulmak ve yeni bir iktidarın ülkenin başına gelmesini sağlamak olduğuna göre onlar da bence bu işi ilk turda madem bitecek biz de yardımcı olalım şeklinde bir oy tercihine yöneleceklerini varsayıyorum buradan.
Bu arada Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi destekle ziyaretini bekliyordum ben de aslında. Bu konuşuluyordu bir şekilde. Bugüne kadar ama kararlaştırılmış bir şey yoktu. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi başvurusunu yaptı. Bence görüşecekler. Eğer İnce tabii ki reddetmezse Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Buradan ne sonuç çıkar bilmiyorum. İki şey var. Acaba İnce adaylığını geri çeker mi diye bir senaryo var. Bu belki de İnce ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında yapılacak, yani bu görüşmeleri pazarlık konusu olur mu? Ben çekilirim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden de şunları isterim vesaire şeklinde bir pazarlığa konu olur mu? Onu bilmiyorum. Öyle bir pazarlık olursa bu yeni bir tartışma açacaktır. İnce ile Memleket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında diye varsayıyorum. Evet. Pınar Hanım, sizin buna ilişkin değerlendirmeniz ne? İlaveten Cumhur İttifakı tarafında Yeniden Refah Partisi'nin de katılmama kararı sonrası. Hem orada ne konuşuluyor? Yani dengeler açısından siz durumu nasıl görüyorsunuz? Bir de hukukçu olduğunuz için belki bu konudaki hassasiyetinizi de biliyorum. Bugün Meral Akşener 6284 ile ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e de destek verdi bugünkü grup toplantısında. İstanbul Sözleşmesi'ne de geri döneceğiz dedi. 6284'ü de asla tartıştırmayacağız dedi. Belki buna ilişkin de birkaç cümleniz olur. Buyurun. Evet, öncelikle Sayın İnce ile ilgili şöyle söylemek lazım Serap Hanım. Biliyorsunuz Türkiye biraz popüler kültür üzerinden çok hızlı alan, yani tüketimi çok hızlı sirkülasyonu olan bir toplumuz. 2000'li yıllarda Cem Uzan ortaya çıktığı zaman Cem Uzan'ın parti programı nedir, ekonomi politikası nedir veya kadroları nedir, hangi soruna ne şekilde bakıyor, yani çok bunlara takılmamıştı seçmen ve %6-7 gibi oy almıştı. Şimdi ben aynı örneği vermek istemiyorum, kıyaslamak istemiyorum ama açıkçası ben Muharrem Bey bu kadar ortaya bir haftadır atıldığında bir bakmak istedim. Parti programı ne, kadrosu kim, ekip, teşkilatları nasıl çalışıyor, İstanbul İl Teşkilatı, ilçe teşkilatları nerede? Ya bütün bunlara baktığında ortada çok böyle bir parti kimliğinden, kurumsal kimliğinden azade bir Muharrem İnce var. Ekonomiye nasıl çözüm, tarım politikalarına nasıl çözüm getirecek, şehirleşme, deprem, bütün bunlara ilişkin ne gibi çözüm önerileri var? Bütün bunları göremedim. Şimdi yine şunu söylemek lazım ama dünya böyle, global bir hızlı değişen bir dünyadayız ve gençler birdenbire 3-5 milyon, 2 milyon genç birdenbire bir şeye müthiş değer veriyor ve yükseltebiliyorlar. Gençlerden evet teveccüh gördüğü kesin ancak tek başına kurumsal olarak ve yani bir parti kimliğiyle ve bir Türkiye vizyonu, Türkiye taahhüdünü hangi fikri zeminde ve hangi ekip ve hangi kadrolarla yapacağı konusunda sıkıntıları olan bir Muharrem İnce'nin 50 gün boyunca sadece kendi söylemleri üzerinden Türkiye seçmenini, şu anki seçmen kitlesini elinde tutup tutmayacağı konusunda benim şüphelerim var. Ama olur mu? Olur. Yani yine bir Cem Uzan sürprizi yaratır mı? Yaratır. Bu CHP seçmeninden mi geliyor, İYİ Parti'den mi geliyor, AK Parti'den mi geliyor? Buna ilişkin kamuoyu araştırmaları muhakkak sağlıklı verileri ortaya koyacaklardır. Ben Özlem Zengin özelinde 6284 ile ilgili değerlendirmeyi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın bile gereksiz olduğunu söyleyen bir hukukçu olarak, Özlem Zengin'i de çok iyi tanıyan ve kendisiyle çalışmış biri olarak söylüyorum. Ne Özlem Zengin, ne Türkiye'deki sizin benim gibi kadınlar, ne aile kurumuna karşıdır, ne bir yuvayı yaparken o aileyi yıkmak üzerine o yuvayı yaparlar, ne aşık oldukları erkekten boşanmak için çırpınırlar, ne çocuklarını terk etmek üzere doğururlar. Bizler 6284'ün şiddet gören kadınların en büyük koruma kalkanı olduğuna inanıyoruz. Bu konuda Yeniden Refah Partisi'nin bu nedenle geri çekildiğini düşünmüyorum. Siyaset bu kadar kadın üzerinden bir ittifaka eğer düşmüşse gerçekten oturup üzülmemiz ve kahrolmamız gerekir. Bunu da
bütün Türkiye'nin vicdanına bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Pınar Hacı Bektaşoğlu. Sağ olun. Orhan Bursalı, sağ olun katkınız için. Şimdi bir araya gidiyoruz. Sözü de kesildi sanıyorum Orhan Bey'in ama teşekkür ediyordu zannediyorum. Bir ara.